Yunanistan bugün IMF'ye olan 1.6 milyar euroyu ödeyemediği takdirde teknik olarak iflas etmiş sayılacak. Yine kreditörlerle yapılan mali yardım anlaşmasında süresi dolacak. İflasa son 24 saat kala ülkede finansal işlemler durup Yunan halkı 5 Temmuz'daki referanduma odaklanmışken Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras son kartını oynadı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'le görüşerek kurtarma planının uzatılması için destek istedi. Ancak Juncker bu istek karşısında Tsipras'ı egoist ve popülist olmakla suçlayıp referandumda Yunan halkından evet oyu vermesini istedi. Juncker hayır demek Avrupa'ya hayır anlamına gelir uyarısında bulundu. İflasın eşiğindeki Yunanistan'dan en ilginç çıkışta savunma bakanı olan koalisyon ortağı Anel'in lideri Komenos'tan geldi. Komenos meclise yaptığı konuşmada Avrupa Birliği eğer bize borç vermezse IŞİD'çiler dahil herkese Schengen vizesi vereceğiz tehdidini savurdu.